Ben çocukken annemle babam çalıştığı için beni kreşe yazdırmışlardı. Sabah okula gidiyordum, okuldan çıktığımda kreşe gidiyordum, akşam gelip beni alıyorlardı, eve geçiyorduk. Annemin de iş yeri kreşime yakın olduğu için annem beni alıyordu, babamın iş yerine gidiyorduk, oradan arabayla geçiyorduk. Böyle bir rotasyonumuz vardı. Benim bu kreşte de en sevdiğim şey akşam yemeğinde çıkan kek. Böyle ince, garip, sarı, farklı bir kek yapıyorlardı. Annem yapamıyordu, hiçbir yerde öylesini hala yemedim. Bak yıllar oldu. Bu keki de ayda yılda bir yapıyorlardı. Neyse bir gün yemek saati geldi, gittim yemeğe. Bir baktım kek var. Kreşimizde de maalesef şöyle bir kural vardı. Bütün yemeklerini bitirmeden tatlıyı yemezsin. İşte güya sağlıklı besleneceksin falan filan. O tatlıyı da o kadar çok yemek istiyorum ki affedersin önüme sıçsalar yiyip o tatlıya koşacağım. O kadar çok seviyorum. Neyse geldi yemekler dağıtıldı. Yemeği yedik. Tatlının dağıtılmasını bekliyorum. Bir anda baktım bir tane öğretmen geldi. Çağrı dedi, velin geldi. Hadi gidiyorsun. Ben dedim öğretmenim sus lan. Oğlum kek yiyeceğim. Kafam da güzel. Başlarım velisine. Ben dedim bu gece burada kalacağım. Ali ile o zamanlar da 8-9 yaşlarında olduğum için beni çok dinlemiyorlar. Tuttu beni elimden zorla götürdü. Normalde sadece annem beni gelip alıyor, sadece annem bırakıyor. Ama o gün de annem hasta mı olmuş ne, babam gelmiş beni almaya. Bir baktım babam kapıda. Aklım hala kekte olduğu için bir an şöyle bir şey söyledim. Ben bu adamı tanımıyorum. Bunu dedikten sonra koşarak yukarı çıktım geri. Oturdum tatlı yiyorum ama nasıl tatlı? Yani aşağıda babam mı varmış, benim bekliyormuş umurumda değil. Diyorum ki ya şunu bitireyim gideceğim zaten. Ama işte ufak bir noktayı kaçırıyorum ben. Küçük bir çocuk onu almaya gelip babası olduğunu söyleyen adamı görür görmez ben bu adamı tanımıyorum deyip yukarı birden koşunca öğretmenler demiş ki bu adam bu çocuğu kaçırmaya geldi. Polisi aramışlar. Babam demiş ki ulan demiş bu benim evladım lan ne kaçırması? Öğretmenler de diyor ki ulan çocuğun seni tanımıyor ne babası neyden bahsediyorsun sen ne biçim adamsın? Babamı hem aşağılıyorlar hem kaçmasın diye tutuyorlar. Karakola götürmüşler babamı. Bir baktım yarım saat sonra annem geldi annem beni aldı. Çağrı diyor sen ne yaptın? Dedim anne kek yedim ne oldu ya? Annem tuttu beni kolumdan karakola götürdü. Kimliğime baktılar babamın kimliğine baktılar benimle konuştular dedim bu adam benim babam falan anlattım durumu eve geldik. Babam o gün beni sabah ezanına kadar dövdü. Bir yerden sonra ağlamaktan bayıldım mı artık uyuyama kaldım hatırlamıyorum. Beni uyandırdı kendime getirdi elimi yüzümü yıkattı dövmeye devam etti. Ama kek çok güzeldi yani gene olsa gene yaparım. Çok dövdü canım çok acıdı ama kek çok güzeldi yani. Şu an olsun kreşe gidemem galiba ama gene yaparım aynısını kek çok güzel çünkü.